Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de farklı bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Japon elmasından turşu yapacağız. Nur Mutfağı Nurgül Instagram hesabımda sizlere sormuştum. Bu acaba hangi meyve? Alıç mı yoksa başka bir meyve mi diye. Ben alıç olarak toplamıştım. Daha sonrasında sizlerden gelen yanıtlara göre bu meyvenin Japon meyvesi olduğunu öğrendim arkadaşlar. Japon elması deniliyormuş. Bir nevi Çin elması, yaban elması, birçok değişik isimler söyleniyormuş. Ama genel olarak bilinen ismiyle Japon elması. Ben bu Japon elmalarını arkadaşlar topladım. Bir miktarını turşu yaptım, bir miktarını sirke yaptım, bir miktarını da Japon elması reçeli yaptım. Tariflerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün sizlere sadece turşu tarifini anlatacağım. Evet. Japon elmalı turşu tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz. Evet. Tam toplamda arkadaşlar 1 kilo Japon elması kullandım. Böyle bir kavanoza yıkayıp sapları ile birlikte kavanoza doldurdum. Sapları çok kolay çıkmadığı için ben saplarını da bıraktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu elma sirkemi de geçen yıl kurmuştum. Müthiş rengi. Gördüğünüz gibi ne kadar berraklaştı. Elma sirke tarifimde mutlaka YouTube kanalından izleyin derim. Her şeyin turşusunu yapıyoruz. Bunun da turşusunu yapayım dedim. Neden olmasın? Bence çok da güzel olacak ama henüz denemedim. Bunu henüz yeni kurdum. 2 gün içerisinde montajını bitirdim arkadaşlar. Aşağı yukarı olması için, yemeğe hazır olması için tahminen bir 3 hafta geçmesi gerekir. Evet, gerekli olan malzemelerimiz silme 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu. Ben Himalaya tuzu kullandım. Ve üstü basa içme hazır su. 2 çay bardak da kendi yaptığım elma sirkemden kullandım. Ölçüler tam yeterli geliyor arkadaşlar bu kavanoza. Bu kavanozun büyüklüğü toplamda 1600-1700 milim alıyor. Ama içerisinde tam 1 kilo Japon elması var. Evet, 1-2 diş de sarımsak koydum. Eğer saplarından rahatsız olursanız bıçakla kesmeniz lazım. Uğraştırıyor, gerçekten çok sert bir sapı var. Hemen çıkmıyor, kolay çıkmıyor. Evet, üstü bası da içme suyundan döktükten sonra artık turşumuzun kapağını kapatacağız ve olması için bekleyeceğiz. Yapmışken de karışık turşu da yapmıştım arkadaşlar. Bu tarifimi daha önce sizlerle paylaşmıştım ama bunu da hazır kamera kurulmuşken çekmek istedim. Bu turşumda karışık içerisinde salatalık, acur, taze kelek, hırtlak diyoruz biz. Biber, yeşil olgunlaşmamış domates, havuç, bunları kullandım ben. Ölçüsü de arkadaşlar yarım çay bardak limon tuzu, yarım çay bardak şeker, 1,5 çay bardak iri kaya tuzu, 4 çay bardak elma sirkesi ve üstü basa hazır içme suyu. Evet, ölçülerim budur. Kütür kütür oluyor arkadaşlar. Rengi kesinlikle bulanık olmuyor. Her yıl bu turşu tarifimle kuruyorum turşularımı. Yıllardır bu tarifimi uyguluyorum. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, gün sonunda yaptığım ürünler. Kışa hazırız. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi Japon elmasından reçel yaptım. Bu tarifimde daha sonra sizlerle paylaşacağım. Sirke tarifimde diğer videolarından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla lütfen kendinizi gösterin. Beni yalnız bırakmayın. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz kanalıma abone olarak zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.